tickets for you? He buy tickets. Ve şu an son etabımız, Bolu kampımız. Süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Yoğun çalışıyoruz tabii ki. Şunun farkındayız. Çok zor bir lig, bir üst lig. Buna göre iyi olmak zorundayız. Hem kadro mühendisliği hem hazırlık dönemimiz en iyi şekilde olması gerekiyor. Tabii ki zaman çabuk ilerliyor. Bu etabı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Oynayacağımız 3 hazırlık maçı var. Tabii ki eksiklerimizi görme anlamında hem fiziksel, taktikselle beraber kadro eksiklerimizi görmek açısından bizim için önemli bir etap olacak tabii ki. İlk başladığımızdan beri tabii ki doğal olarak takviye, transfer politikamız devam ediyor. Aramıza katılan oyuncularımız var. Bugün de tabii ki Samsun'da 3-4 gündür çalışıp bugün de kampımıza dahil olan 3 arkadaşımız var. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle baktığımızda savunma anlamında, kadro anlamında transferler şu an gerçekleştirdik. Geri kalan bölümde yapacağımız transferler biraz da ofans anlamında bize bu zorlu ligde skor katkısı sağlayacak, takım oyununu oynayacak. Hücumsal anlamda daha etkili oyuncular tabii ki tercih etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz de bize uygun, bize katkı sağlayacak. Özellikle bundan sonraki transferlerimizde de bu anlamda Süper Lig'i bizi Samsun Spor'u yukarıya çekecek oyuncuları takviye olarak yapmak istiyoruz. Aslında Samsun önemli bir marka, Türk futbolunun önemli markalarından biri. Biz günü kurtarmak için değil, gelecekte Samsun Spor markasını en yukarıya çıkarma düşüncesindeyiz. Zaten başkanımızla beraber bu anlamda o da vizyonunu Avrupa'ya kadar taşıyacak bir vizyona sahip. Doğru planlama, ilk yılımızda tabii ki ilk 10 diye hedef koyuyoruz ama bu daha üst seviyeler olabilir. Ama bunun için de iyi çalışmak, kadro planlamasını iyi yapmak, kadro mühendisliği çok değerli ve önemli. Taraftarlarımızın zaten geçtiğimiz sene futbol takımında yaşadıkları o mutluluk, o şampiyonluk yıllar sonra. Orada bir heyecan var. Milli takım maçında o heyecanı net bir şekilde görebildik. Şehir de bence bu Süper Lig'i hasretle bekledi. Onlar da takımlarına destek olacaklarını düşünüyorum. Çünkü taraftarımızla birlikte çok güçlü bir hale geleceğiz. Hedefimiz bu yönde, taraftarlarımızı mutlu etmek.